Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Közlemeden köz salatası elde etmenin en kolay yolunu göstereceğim. Yiyenler közlenmediğine inanamayacaklar. Sahiden çok lezzetli ve kolay hazırlanacak bir tarif. 2 kilogram kadar salçalık etli kırmızı biberlerim var. Etli olması gerçekten yerken çok fark ediyor. Olabildiğince etli ve böyle olgunlaşmış biberlerden seçin. Saplarını ve çekirdeklerini ayıkladım. Böyle parmak parmak doğruyorum. Halka halka da doğrayabilirsiniz. E, uzunlamasından böyle sivri sivri ise halka halka daha güzel duruyor. Ama böyle çok büyükse biberleriniz çatala gelmesi için küp küp de doğrayabilirsiniz. Bu şekilde doğradım ve hazırladım. Sosumu hazırlıyorum. Bir tencerenin içine bir buçuk su bardağı kadar elma sirkesi koyuyorum. Üzüm sirkesi çok baskın bir tat veriyor, o yüzden elma sirkesiyle çok daha güzel oluyor. Hemen belirteyim. Bir buçuk su bardağı elma sirkesi, 1 su bardağı da su ekliyorum. Sirkenin oranını fazla e, çıkartmadım çünkü tadın üzerine çıksın istemiyorum sirkenin lezzeti. Bu sayede de çok belli olmuyor. Sirke sevmeyenler e, içleri rahatlıkla deneyebilirler. İçine su ilave ettiğim için, e, sirke oranını düşürdüğüm için gayet kıvamında bir lezzet elde ettim. Şekerini ve zeytinyağını ilave ettikten sonra karıştırıp ocağa alıyorum. Güzelce kaynamaya başlayınca şeker içinde eridikten sonra Hazırladığım biberleri içine ilave ediyorum. Başlıyorum kapak kapalı bir şekilde buharı ile birlikte pişirmeye ara ara da böyle karıştırıyorum. Diğer taraftan patlıcanlarını hazırlayacağım. 2 kilogram kadar da patlıcanım var. Birebir ölçü kullanıyorum. Sizler daha çok patlıcan seviyorsanız mesela 3 patlıcan 2 biber de yapabilirsiniz. Patlıcanın bütün kabuklarını soyuyorum. Bu siyah kabuklarından tamamen arındırıyorum. Ve küp küp doğruyorum. Hiç bunları beklemeden bekletmeden yani kararmasını engellemek için diğer tarafta olmuş olan biberlerimin üzerine ilave edeceğim ve aşağıdan yukarıya doğru karıştırmaya başlayacağım. O yüzden biberler biraz olduktan sonra patlıcanları doğrayın. Çekirdeksiz, çoğunlukla çekirdeksiz güzel patlıcanlarım vardı. Konserveler olgunlaştırtıktan sonra ben size iki gün sonraki halini göstereceğim finalde ve göreceksiniz patlıcanlarım gerçekten böyle bembeyaz kaldılar, böyle krem rengi kaldılar. Her zaman kapak kapalı bir şekilde pişirin. Patlıcanı 10 dakikadan fazla pişirmeyin. iyice ezilmesin. Çatala gelsin istiyoruz. Bir başka ders sarımsağı böyle iri iri doğradım. Hatta bazısını bütün bıraktım. Tuzunu ilave ediyorum. Aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Sıcakken kavanozlayıp vakumlayacağım. Maydanozu içine ilave etmedim çünkü çok insan maydanozu içinde ölmüşünü sevmez. O yüzden ben böyle yeşiliyle kapak kısmını kapatacağım. Maydanoz lezzetini verecek. Yerken isteyen yiyebilir, isteyen, isterseniz de kenara ayırabilirsiniz. Bu şekilde kenara ayırmanız daha kolaylaşacaktır. Sıcak sıcak kavanoz kapaklarını kapatıyorum ve yerlerini muhakkak bir bezle siliyorum. Oralar yağlandıysa çünkü tutmayabilir kapakları. Ters çeviriyorum ve ellemiyorum ertesi güne kadar. 2 gün sonraki halini göstereceğim size. Kavanoz kapaklarım tamamen tutmuş. 5 tane yarım kiloluk kavanoz elde ettim. 2 e, tanesinin ne oldu diye sormayın hemen bittiler. Şimdi ben size bir tanesini açacağım. Dökeceğim şöyle bakalım ezilmiş mi? Bütünlüğünü koruyor mu? İçindeki suyu ne kadar? Maydanozunu üzerinden ayırıyorum. Maydanoz artık görevini yerine getirdi. Vermesi gereken lezzeti verdi artık onu kenara ayırdım. Tabağıma şöyle boşaltırken göstermek istedim. Bakın patlıcanlarım hiç ezilmemiş. Biberlerim tam kıvamı, tam kıvamında pişmişler. Şöyle ben size çatalı alıp da göstereceğim. Sarımsağı da altını kapatmadan hemen önce ilave ettiğim için sarımsak da pişmemiş. Sarımsak pişince mutlaka böyle bu şekilde tat vermiyor. Yani sarımsağın pişirmemek lazım. Maydanozun pişirmemek lazım sosla beraber. Bakın şöyle çatala alıp bütünlüğünü de göstermek istiyorum. Ve kararmamış patlıcanlarım. Gayet güzel rengi, canlı canlı bir rengi var. işte açıcı bir rengi var. Yiyenler çok ama çok beğendi. Közlenmediğine inanamadılar. İnşallah sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Suyuna banarken beni anarsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.